Evet sevgili izleyenlerimiz, uzun bir aradan sonra, gerçi bu zamanlarda pek fazla söylemeye başladık bunu. Uzun bir aradan sonra tekrar yine 15 dakikada Seydi Seyir'de bir programda sizlerle birlikteyiz. Suyun başındayız efendim. Epey bir aradan sonra suların başına geldik. Sular var mı yok mu? Rabbim bu seneki nimetlerini verdikten sonra suyun durumunu yerinde görmek üzere. Susuz değil mi? Susuz mahallemize geldik ve tam suyun gürlediği noktadan sizlerle olan birlikteliğimizi başlatıyoruz efendim. Her kim her nerede her ne iş yapıyorsa Allah kolaylık ve güzellik ihsan eylesin diyoruz. Programımızı başlatıyoruz. Su bol. Evet, herkese hayırlı günler diliyorum. Yani bu sene inşallah yani tüm kıtlığa dair tüm olumsuzlukların hepsi şu an itibariyle ortadan kalkmış durumda. İnşallah. İnşallah memleketimiz, hele hele Seydişehir'in yani çağlayanları yani gerçekten müthiş. İki gün önce gelebilseydik, o karın, yağmurun o gün şiddetli yağdığı zamanlarda gelseydik daha coşkulu, daha böyle çok... Evet, bir anda sular gürlüyor, sonrasında bir durağanlığa geçiyor tabii ki. Tabii o anda yani saatlerle ifade edebileceğimiz şekilde o bazen dakikalarla da oluyor. Tabii dağlardan coşuyor. Ondan sonra sosyal medyada paylaşılan yani bu çevredeki yaşayan insanların paylaştığı görüntüler görünce gerçekten insanın içine bir rahatlık, bir şey geliyor. Yani su demek hayat demek, yani mutluluk veriyor, huzur veriyor. Yani bir keyif alıyorsun, bakıyorsun her taraftan coşmuş. Hatta böyle bazı yerlerden kusmuş diyorlar. Yani orayı şu anda görüntüleme şansımız yok. Yani yerin, çünkü artık akmıyor, oradan gelmiyor. Akmıyor. Yerin yani yukarıdan gelen yeraltı suları doyduktan sonra, bu ne demektir? Doyduktan sonra artık şey yapıyor, dışarıya vermeye başlıyor. Evet. İşte Suğla etrafındaki özellikle Bozkır, yani Yağlıyık, Ahırlı, ondan sonra Çiftlik, o bölgedeki insanlar günlerdir böyle ekili alanlardan su temizlemeye çalıştılar ama son anda bir daha yağmur yağdı. Yine yani çalıştıkları tüm şeyler boşa gitti. Oradan da çok dehşet görüntüler var. Yani tüm ekili alanlar su altında kalmış. Yani burası ilk çektiğimiz yer. Daha güzel yerler inşallah şey yapacağız. Bu sene bereket oldu. Bunun için biz yani insanlar yani nankör olmaması lazım. Şükretmesi lazım. Hatta şükür namazı, şükür ziyafeti çekmesi lazım. Toplanıp bu çevrenin insanları. Sen mi çekeceksin şükür ziyafetini ha? Yani ben hadi bakalım. Ben de. Hadi Fahri. Ben de. Hadi. Ben çekerim. Ben çekerim ama yani geçen seneki yaşananları düşün abi. Yani. Şu bölgedeki insanların yaşadığı. Biz buraya en son geldiğimizde burası yoktu. Bu su yoktu değil mi? Su yoktu tabii. Fas'ı da varken su. Bu su yoktu. Burada yoktu. Bu su yoktu ama geçen sene şuradaki. Hani şurada derken yani köyün ön tarafındaki Suğla arazisindeki insanların çektiği hani kıtlığı düşün, yani damla su bulamadılar, kazdılar şeyleri, derinleştirdiler, o sulardan şey yapmaya çalıştılar. En sonunda dediler ki hasat edelim fasulyeleri falan, yani su yok dediler. Bu şekilde yani bir şey yaşandı. Eğer bunu gördükten sonra yani nankör davranırsa yani koyuver gitsin, yapacak bir şey yok. Evet, şükretmek lazım. Hakikaten bu suyların böyle akışı, gürleyişi çok güzel bir ortam. Bakın, Rabbimin verdiği nimete, tabii ki bu görüntüleri biz şimdi konuşurken İlker tespit edecek birazdan. O suyun o kayanın içinden geliyor ya. Rabbim vermiş. Yalnız bu arada Fahri, sanki dağlardaki karlar böyle erimiş gibi. Abi, çok mu erken eridi? Bana mı öyle geliyor? Yok, şimdi bugün artık böyle Cemre'nin üçüncüsü. Yani zemheri çıktıktan sonra işte zemheri de soğuk. Eskiler derler ki zemheri de soğuk hem alttan hem üstten gelir. Zemheri çıktıktan sonra artık soğuk alttan gelmiyor. Toprak hafif hafif böyle yani cemrenin manası ne? Yani bir ısınma, yani hareket, doğuş. Yani canlanması demek. Artık tabiat canlanmaya başlıyor. Canlanması için de alttan biraz ısınması lazım. Biraz böyle hareket olması lazım. Ve bundan dolayı toprak ısınınca ne kadar yakarsa yasın. Mesela biz geçen gün haber yaptık. Dedik ki böyle böyle, yani haber yaparken de böyle elimizdeki verilere göre, ulaştığımız verilere göre 60 santim 50 santim kar yağacak dedik. Nitekim de 57 santim Alacabele kar yağdı. Seydişehir'e de belki erimeseydi bir 60 santim. Seydişehir merkezde de bir 30-40 santim olacaktı ama yağdı eridi.
Bu sene yağ da eridi, güzel oldu. Yani. Tabii yağan eriyen şeylerin hepsi ne oluyor? Suya dönüşüyor. Yer altındaki hani suyu besleyen... Yeraltı göletleri acaba doldu mu ki? Yani bu yağışlar... Dolmasa bunlar çıkar mı abi? Ya... yani bunlar yeraltı göletleri dolduğu için... Çıktı diyorsun. Dışarıya veriyor artık, böyle fazlasını veriyor artık. Yağ balığı da gelecek mi? Vallahi o efsane... Eskiden buradan yağ balığı çıkıyor muydu ki? Bilmiyorum. O efsaneyi gerçekten görmek isteriz. Yani o anı bir, yani hep şimdiye kadar işte böyle ilkbaharda yağ balığının şeyden çıktığını hep duyarız ama hiçbir yaşayamadık. İnşallah öyle bir şey denk gelir. Şöyle bir balıklar akmaya başlar. Ne kadar. Şurada hemen ateşi yakıp böyle. Yok, ateşi yakma değil. Biz fotoğrafını, görüntüsünü alsak tarihe kayıt. Canım, onu aldıktan sonra da bir yemek lazım yani. Böyle bir şey alın. Fahri, bu arada şuralar dikkatimi çekiyor bak. Dağlardaki o noktalardan da acaba yoğun bir su geldiği zaman oralardan olabilir. Çıkmış olabilir mi? Olabilir. Kesinlikle onlar su izi. Su izi değil mi? Şu bölge su izi. Yani şu siyah toprağımsı görüntü kısımları sanki böyle oralardan da su çıkmış, akmış tabii, gibi. Tabii, yani, gürlemiş gibi yani. Yani biraz sesli düşünecek olursak, yani zamanın behrinde belki bu su buradan böyle yukarılara şeye kadar değmiş de olabilir yani böyle. Fışkırmış olabilir mi diyorsun? Tabii olabilir yani, sadece şey bir... Benim gürleviye patladı dediğim gibi buradan patlamış olabilir mi yani? Patlamış olabilir. Evet, Rabbimin verdiği nimeti görüyorsunuz sevgili izleyenlerimiz. Yine su inşallah bol. Tabii ki biz birazcık böyle yağışın ve erimelerin bittiği bir zamana dek geldik. Bunların gürleyişleri tabii ki daha fazla oluyor. Daha fazla bir şiddet oluyor. Bu kenarlar olduğu gibi, taşların olduğu yerler su oluyor. Biraz geç kaldığımız için bu fazla gürlemeyi göremiyoruz. İnşallah bir Rabbimiz nasip ederse, öyle bir günü de denk getirirsek yine tabii ki görüntüleyeceğiz. Ama şu anda gördüğümüz kadarıyla her taraftan, ileriden de gürlüyor. Yani burada 3 tane pınar birden gürlüyor. Bunları görüyoruz. Torosların yani dağlardaki karlar, bu bölgesinden karlar yani yolunu bulup bir şekilde yani gidiyor. Benim bildiğim kadarıyla bunların bağlantısı yukarıda Tınaz Tepe'nin orada olması lazım. Mağaranın altındaki o yerden içine su giriyor. Oradan bu su oradan geliyor büyük bir ihtimalle. Yani dağların zirvesinden, Torosları zirvesine gelen sular bunlar tabii, düşünüyorum. Tabii onlarcası var böylesi. Yani şimdi başlayacağım. Öbür tarafta ne var? Zaten Fahri, burada güvercin taşı deliği var. Tabii. Yıllar önce biz girmiştik o güvercin taşı deliğine. Bunun içerisi yani bu sular oralardan geliyor olabilir. Tabii. Mesela ileride Fas'ı dediğimiz yer var. Geçen sene çektiğimiz yer. Burası var. İşte az ileride Elagöz var. Hemen şu köyün şu bölgesinde var. Yani neydi? Kürt Pınarı dedikleri yer var. Kürt Pınarı artık şehre yakın. Elagöz var biraz sonra. Oralardan da tabii ki yine görüntüleri alacağız. Finale de orada yaparız. Hay billahi iyiymiş gibi şu an. Anasın bir şey olmaz. Yine yayınlan ya. Çekelim bir kere baksa. Olur mu abi? Müsaade var mı? Çekelim mi? Çekelim. Olsun da. Evet. Bu arada tabii ki bu da suyun nimeti işte. Ablamız kendi tutmuş elleriyle. Şimdi de tabii ki akşama ziyafet. Coklatmayı yiyeceğiz yani. Buyurun gelin inşallah. Afiyet olsun. Sazan. Şey mi? Bunun böyle çektiğiniz bir şey. Tuttuğunuzda. Fotoğraf var mı? Evet. Var mı? Onu gönderebilir misiniz? Kimler? Salim. Salim. Paşam, o fotoğrafı gönderebilir mi? Seni meşhur edin. Biraz önceki çektiğin fotoğraf var diye de, video değil de fotoğraf var. Abiye işin yaptı. İnşallah. Geçersene, ben bunu 15 gün olsun tuttum. Siz kendiniz mi tuttunuz bunu 15 kiloyu? Evet. 15 kilo olunca bu 9 muydu? Bu 9 kilo. 15 olunca şöyle falan boyutu olacak vardı dersin. Benim boyum da vardı. Yarı boyum da vardı. Vallahi. Ya bu tavuklar yiyor mu bunun pulunu? Pulunu yemezler de. Bak yiyorlar ama bak. Bana. Evet gel. İşte bu.
Çoklatmayı yiyeceğiz akşama. Afiyet olsun size. Evet sevgili izleyenlerimiz, susuzdan çıkamadık çünkü bir asıl suyun kaynağını daha bulduk ve Mithat Bey'i de yakaladık. Ona da bir soralım, böyle bu su biz birkaç gün önce gelmiş olsaydık nasıl akıyordu? Bu 3-5 metre yukarı akıyordu bu. Tabii. Yani patladıydı diyebiliriz. Patladıydı. Yağışların azalmasıyla bu seviyeye indi su yani. Tekrar yine yağış olunca bu fışkırıyor. Tabii aynı seviye alır yani. Tamam. O zaman biz Fahri, bu su tekrar böyle bir fışkırdığında bir yakalamak lazım. İnşallah, evet. İnşallah. Mithat abi şunu sormak istiyorum. Yani bu seneki yaşanan bu su bolluğu, bereketli, yani kaç yıl önce böyle bir şey daha yaşandı onu merak ediyorum ben. Mesela siz kaç yaşındasınız veya kaç yıl önce böyle bir coşkuyu, böyle bir çok suyun çıktığını gördünüz, bir anlatır mısınız? Ben 65-67 yaşındayım. Bundan 20 sene önce falan böyle su fazla akardı. 20 senedir falan kışların az olmasıyla pek kış olmadığından fazla su akmıyordu. Peki 80'li yıllarda nasıldı bu su? 80'den önce iyiydi yani. Evet, sizin gençliğinizde tabii, böyle. Tabii. Evet, su Rabbim nimeti bol eyledi. İnşallah daha da eyler. Bir de fışkırışını çekmemiz nasip olur. Patladığını çekmemiz nasip olur Fahri'cim. Abi verdiğin bilgiler için teşekkür ediyoruz. Sağ olasın, var olasın. Evet, 15 dakika bitiyor Fahri. 15 dakikayı doldurduk Milker. Evet, doldurmuşuz. Evet dedi. Duyduk zilin sesini, programı bitiriyoruz. Herkese bol bereketli bir tüm çiftçilerimize, halkımıza ve ülkemize, yani bu şu günlerde özellikle ihtiyacımız olan bol bereketli bir yıl diliyoruz. Yani temennimiz o, başka yapacağımız bir şey yok. Evet sevgili izleyenlerimiz, bir 15 dakikada daha programın sonuna geldik. 15 dakika burada bitiyor. Başka yerlerde gösterecektik ama yine de görüntüleri tespit edersek o görüntüleri de programın sonuna böyle iliştiriveririz. Bir başka programda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a ısmarladık.